Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler. Bugün sizlerle birlikte Microsoft firmasının bir ürünü olan Xbox 360 Elite modelini inceleyeceğiz. Ürün hakkında bilgi verecek olursam 27 Kasım 2005 yılında piyasaya sürülüyor. Ülkemizde ise resmi olarak satışı 8 Kasım 2012 tarihinde başlanıyor. Xbox 360 fiyatı o zamanlar 465 ila 750 Türk lira arasında değişmekteydi. Xbox 360 Next Gen yani yeni nesil olarak adlandırdığımız oyun konsolların ilki, birinci sırası yani bir numarası. IGN 2009 yılında Xbox'ı gelmiş geçmiş en iyi 25 konsollar arasında 6. sırada bulunduruyor. PlayStation 3'ü ise 15. sırada, Wii'yi de 10. sırada seçmiştir. Cihazın teknik özelliklerine geçmeden önce cihazın bir kutu içeriğini inceleyelim. Öncelikle zaten ben açmıştım bunu. Kullandığım bir cihazı, Xbox 360 Elite 120 GB'lık modeli. İlk önce konsolumuzun joystick'ini inceleyelim. Xbox 360 almamızdaki bence en büyük sebeplerden bir tanesi de Xbox'ın bence joystick'idir. Gayet başarılı tasarlanmıştır. Ele tam oturuyordur. Gördüğünüz gibi siyah rengi sahip. Ortasında X logosunu görüyoruz yuvarlak bir şekilde gümüş rengin üzerinde. Gayet kibar, hoş tasarlanmış, ergonomik. Tam elimize oturuyor, istediğimiz şekilde kavrayabiliyoruz. Çok iyi kavruyoruz ve kontrolleri çok iyi yönetebiliyoruz. Özellikle de FPS oyunları oynarken veya araba yarışı oyunlarını tercih ettiğimizde bize gayet başarılı bir kontroller sunuyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Ortaya bastığımız zaman direkt bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. PlayStation 3'te Select tuşu vardı. Onun yerine burada Back tuşu var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burada da Start tuşu var. Gene renkli şekilde X, A, B, Y. Tabii Xbox sonradan bunları renklerini değiştirmek istese de en güzel bence Xbox'a yakışan renkli olması. Tuş butonlarının renkli olması. Direkt oyun oynarken mesela bazı aksiyon oyunlarına bizden bazı tuş seçeneklerini seçmemizi istiyor. Aklımızda mesela kırmızı dediği zaman kırmızı rengi hemen B'ye otomatikman basıyoruz. Bence bunu değiştirmemesi de gerekiyor. Daha hoş bir görünüm kazanmış böyle renkli olması. Gördüğünüz gibi burada da sonra artı şeklinde olmuştu. Bildiğiniz üzere Xbox One'da. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten hoş bir tasarıma sahip. Özellikle de şöyle eli kavraması gayet başarılı. Joystick'in şöyle arka tarafına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi şurada vida bölmeleri yer alıyor cihazın. Teknik olarak içini açmamız gerekirse normal bir şeyle alyansla açmamız gerekecektir. Buradan da normal kablolu bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Cihazın üzerinde de bir tane buton vardır. Onunla direkt buna bastığımız zaman, şuraya basılı tuttuğumuz zaman ortada bir yuvarlak dönecektir ve kontrolleri algılayacaktır, algılamasını sağlayacaktır. 4 tane cihazı, 4 tane kontrolleri Xbox 360'a bağlantı yapabiliyoruz. Cihaz pille çalışıyor. Siz şarjlı pille kullanabilirsiniz veya Xbox 360'ın tasarlanmış olduğu kit aparatlar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pillere bu şekilde bağlantı yapabiliyorsunuz. 3 voltla çalışıyor. 3 voltla rahatlıkla bağlantımızı sağlayabiliyoruz. Şu şekilde taktığınız zaman şu şekilde oturtuyorsunuz. Normal pil bağlantılarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan da bağlantınızı yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Yani güzel bir ürün. Gerçekten iyi yapmışlar. Şöyle inceleyecek olursanız. Bunu yerine bırakayım. Çayımdan da bir yudum alayım arkadaşlar. Evet, kutu içeriğinden şöyle ağır ağır inceleyelim. Şimdi diğer bir bağlantısı sanırım bu neymiş? Evet. Bu ülkemiz için geçerli olan adaptör bağlantı. Yani normal ülkemizdeki prizlere uygun olması için Amerikan bağlantı değil. Standart bir elektrik bağlantı kablosu
PlayStation 3'te tabii ki daha farklıdır, direkt bağlantılıdır. PlayStation 3'te cihaza gömülüdür adaptörü. Xbox 360 Elite veya diğer modellerinde böyle değildir. Gördüğünüz gibi şunu direkt adaptöre bağlantısını yaparsınız. Şunu da prizinize takarsınız. Elektrik bağlantısını, güç bağlantısını yapmış olursunuz. Bu şekilde de cihazınızı çalıştırırsınız. Bunu da yerine bırakayım. Şu şekilde. Evet, gelelim diğer bir adaptörüne gelelim. Cihazın adaptörüne bir gelelim. Onu bir inceleyelim. Buraya kim bu tulay koyduysa artık. Neyse, şöyle bunları bir alalım. Evet, gördüğünüz gibi cihazın %25'lik bir kısmını kaplıyor adaptörü. Xbox 360'ın modellerinde adaptör bu şekilde. Ölçüsünü de göstereyim. Şöyle görün. Gördüğünüz gibi bir de şunu göstereyim size. Şu şekilde bakacak olursanız normal. Yani bir üzerinde şöyle bir boyutlandırma yapacak olursanız o şekilde görürsünüz. Gayet büyük, yani çok büyük tasarlanmış. Oldukça büyük bir yapıya sahip. Şuradan direkt elektrik bağlantısını yapıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi şuradan bağlantısını yaparsınız. Şu şekilde. Bunu da direkt prize takarsınız. O şekilde kullanmaya başlarsınız. Şimdi adaptör hakkında biraz daha bahsedecek olursam, adaptör herhalde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük adaptörlerden bir tanesi. Konsol adaptörleri arasında. Bundan daha büyük var mıdır bilmiyorum ama çok çok büyük yapmışlar adaptörünü. Bunun birazcık daha yarı versiyonunda olan şey var. Bu bildiğiniz gibi, yani Xbox'ı aldığınız zaman yanında kocaman bir tuğla çıkıyor. Kocaman bir tuğla büyüklüğünde bir adaptör. Burayı direkt elektrik bağlantısını yaptığınız zaman burada bir led ışığı yanıyor. Sarı renkte yanıyor. Buraya da delikli yuvarlak mazgallar yapmışlar. Hava alsın diye, adaptör ısınma yapmasın diye. Isınma sonucunda bildiğiniz üzere sorun yaratabiliyor. Elektronik devreleri hasar görebiliyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde burada bazı incelemeler var. Gördüğünüz gibi hakkında bilgiler veriyor. Voltaj bilgileri, amper değerleri, ürünün ne zaman yapıldığı, hangi tarihte sunulduğuyla ilgili, hangisine uygun olduğuyla ilgili. Voltaj değerleri tabii ki önemli. Laptoplarda olduğu gibi her cihazın kendine göre voltaj değerleri olduğu gibi. Adaptörü şuraya bırakayım. Şu çayımı bir alayım. Adaptörünü de şuraya bırakayım. Şöyle. Şöyle bırakıyorum bunu. Evet. Biraz sonra teknik özelliklerine geçeceğiz cihazın. Teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Cihazın teknik özelliklerine geçmeden önce kutu içeriğini tamamen bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kutu içeriğini inceleyelim. Başka neler varmış? Şöyle gördüğünüz gibi bir tane bir bağlantımız daha var. Bu da sanırım HDMI bağlantı yaptıktan sonra ses sistemi veya projektöre bağlamak istiyorsanız bağlantınızı bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da bir şu şekilde iki tane ses logosu var. Gördüğünüz gibi ses işareti var. Şu şekilde Xbox'ın kendi, Microsoft'un kendi logosu var. Bağlantısını da bildiğiniz üzere yapıyorsunuz. Şöyle bunu da tanıttıktan sonra detaylı bir şekilde bunu da yerine bırakıyorum. Şöyle daha sonra bir kulaklığa geçelim. Kulaklığına geçelim arkadaşlar. Evet, bunu da şöyle bırakayım yere. Evet, şimdi kulaklığı inceliyoruz. İlk baktığımız zaman ilk izlenimimiz kulaklıkta. Yani çok kaliteli gözükmüyor. Normal standart bir Xbox 360 Elite kulaklığı. Gördüğünüz gibi şurada Xbox'ın kendi logosu var. Şöyle göstereyim. Buradan bu şekilde şurayı açtığımız zaman kulaklığın kafa yapımıza göre büyütebiliyoruz. Normal tek bir kulağımızda dinlememiz ve diğer kulağımızda da çevresel sesleri duymamız için iyidir. Tamamen yani oyunumuzda kendimizi kaptırıp diğer dışarıdaki sesleri duyamayabiliyoruz bazen, sesini eğer fazla açtığımız zaman. Bu da mikrofon. Gördüğünüz gibi mikrofonu var. Şu şekilde basit sıradan bir bağlantısı var.
gayet basit ve sıradan bir bağlantıyı oluşturmuşlar. Şurada da gördüğünüz gibi normal cihazın üzerine bağlantısı yapılıyor. Şunu da göstereyim. Bunu nasıl kullanmamız gerekiyor? Öncelikle şurada göstereyim. Mikrofon geçiş için bir bağlantı noktası oluşturmuşlar. Şu şekilde. Şurada da yakamıza takmak için gene logosunu ses açma kapamız için, hızlı erişmemizi sağlamamız için, ses yani küçültmemiz, yükseltmemiz için bir ayar düğmesi oluşturmuşlar. Klasik, çok eski, standart bir ayar düğmesi. Gördüğünüz gibi şurada da Xbox 360'ın gördüğünüz gibi joystick'i şuradan bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde takıyoruz. Bunu da kulağımıza takıp dinlemeyi sallıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da yerine bırakayım ve artık konsolumuza doğru ağır ağır geçelim. Şu şekilde bırakıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi bir de Amerikan bazı kutu içeriklerinden Amerikan kablo çıkabiliyor. Onları da göstereyim. Şu Amerikan prizler için uygundur. Normal gene bunu adaptöre bağlantı şeklinde yapıyoruz. Güç erişimimizi buradan gerçekleştiriyoruz. Bunun için ayrıyetten satılan, eğer böyle bir kutu içeriğine sahipseniz şu şekilde bir çevirici alabilirsiniz kendinize. Bunu bu şekilde bağlantısını yaparsınız. Şöyle gördüğünüz gibi bağlantıyı buradan gerçekleştirirsiniz. Normal bunu da prize taktığınız zaman güç erişimine oluşmuş olursunuz. Erişmiş olursunuz. Şöyle bırakayım bunu da. Şuraya bırakayım. Normalde bilgisayarın power kablosu da sizin işinize görecektir. Size yardımcı olacaktır bu konuda. Şimdi burada da gördüğünüz gibi connect diyor. İnternet bağlantımızı sağlamamız için ayrıyetten kutu içerisinden bir tane kablo geliyor. Xbox 360 Elite modelinde cihazın içerisinde wireless bağlantısı mevcut değil. Ama LAN bağlantısı, bağlantı kablo mevcut yeri bulunmaktadır. Şöyle büyüteyim. Şunu açalım. Yani şöyle direkt PlayStation 3'te wireless bağlantısı mevcut olduğu için Wi-Fi. Xbox 360'da öyle bir seçenek yok. İşte ikisi arasında hem artı hem eksi seçenekler var. PlayStation 3 ile Xbox 360 arasında. Şunu cihazımıza takıyoruz. Bunu da modemimize takıyoruz. İnternet erişimine kavuşmuş oluyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha sonra kutu içeriğinden şunu şuraya bırakayım. Şunu şuraya atayım. Evet, kutunun içerisinden en son bir HDMI var. HDMI'den önce şunu göstereyim ben size. Buna da bakalım. Daha sonra cihazımıza geçelim. Gördüğünüz gibi cihazın içerisinden tüplü televizyonlar için bunu kullanabilirsiniz. Bunda Xbox 360 Elite modelinde tüplü televizyon desteği mevcut. En son çıkanlarda yok sanırım. Sadece HDMI bağlantısı var. Eğer oradan çevirme işlemi yapabilirsiniz, tüplü televizyonlarınıza bağlayabilirsiniz. Halen de tüplü televizyon kullananınız varsa bu şekilde, veya HDTV'ye bağlantı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi HDTV'ye çektiğiniz zaman HD televizyonlara, normal TV'ye, tüplü televizyonlara bağlantı yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi burada da rahatlıkla belirtmişler. TV, HDTV, Microsoft'un yeni logosu mevcut. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde de bağlantısı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ayrı bir bağlantı. Burada da gördüğünüz gibi şu bağlantısını bir gerçekleştireyim ben bunu. Şuradan. Şöyle yapalım. Şimdi bu SCART kablo, SCART aparatını gönderiyorlar. Gördüğünüz gibi burada pinler mevcut. Şöyle. Şu şekilde de gösteriyor sizin bağlantınızı nasıl yapacağınızı. Buradan. Şuradan da bağlantımızı gerçekleştirelim. İlk önce sarıyı takalım. Sarıyı takıyoruz. Daha sonra beyazı takıyoruz ortaya. Ve sağ tarafa da kırmızıyı takıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde bağlantınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz üzere. Şu şekilde göstereyim. Kablosu da gayet uzun yani. Uzun yapmışlar. Neredeyse 1,5 metre boyutunda bir kablo oluşturmuşlar. Bütün kabloların uzunluğu hemen hemen iyi. Çok kısa tutmamışlar.
cihazla ekran bağlantımızı daha rahat yapalım diye, ulaştıralım diye. Bunu da bu şekilde bırakıyorum. Gerçekten adaptör bayağı büyük bir yer kaplıyor. Gördüğünüz gibi cihazın %25'lik kısmını kaplıyor. Şimdi ise cihazın tanıtımına geçeceğiz. HDMI kablomuzu inceleyeceğiz. Bu arada ben çayımdan bir yudum alayım. Şimdi gördüğünüz gibi HDMI bağlantımızı açıyoruz. Standart bir HDMI geliyor. Birazcık daha kaliteli, altın uca sahip. Şu şekilde göstereyim size. Microsoft'un genel logosu var. Bu da 1,5 metreye geçkin uzunlukta. Gayet televizyonla HD televizyonlarımıza bağlantı yapmamızı sağlıyor. Kaliteli görüntü almamızı sağlıyor. HDMI çıkışı. Gördüğünüz gibi cihazımıza bağlantımızı bununla gerçekleştiriyoruz. Kutu içeriğinden bayağı bir şeyler çıktı. Bütün yani erişmemiz gereken her şeyi içerisinde mevcut bulundurmuş Microsoft firması. Yani eksik bırakmamış. Bütün hepsini göndermiş. Bunu da yerine bırakıyoruz. Sıra geldi konsolumuzu incelemeye. Xbox 360 Elite incelememize geldi arkadaşlar. Şu şekilde bunu bir çıkartalım. Öncelikle şu kutudan bir arındıralım burayı. Kutuyu şöyle bir bırakayım. Kutuda gördüğünüz gibi cihazın kendi resmini gösteriyorlar. Şu şekilde de işte kendi sevilen oyunlarını göstermişler. Gördüğünüz gibi burada da Halo var. Diğer Guitar Hero olması lazım. İşte araba yarışını resmetmişler. Kutunun şekli bu şekilde tasarlanmış. Grafik tasarımları var. Şimdi kutuyu şöyle bir alalım. Xbox 360 Elite modelini artık bir inceleyelim. İncelemesine geçelim. Şunu şöyle bir açayım. Şunu bir tarafa bırakayım. Şimdi arkadaşlar cihazı size şöyle bir tanıtayım, göstereyim. Siyah rengi hakim gördüğünüz gibi. Gayet sıradan, sade tasarlanmış. Gördüğünüz gibi şurada, şurası DVD bölmesi. DVD'de oyunlara erişmemizi sağlayan kısım. Şu tuşa bastığımız zaman DVD sürgüsü, evimizde standart bilgisayarlarımızda olan DVD sürücüsüyle hemen hemen aynı. Tabii ki işlevi farklı. Şurada memory kart desteği var oyunları kaydetmemiz için. Şurada biraz önce gösterdiğim gibi kolla bağlantımızı sağlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Şuraya bastığımız zaman şurada kumanda desteği için ayrıyetten bir kızıl ötesi yer mevcut. Televizyonlarda olduğu gibi ortada yuvarlak bir tuş var. Buna bastığımız zaman güç bağlantımız hepsi tamam ayarlıysa, elektrik bağlantımıza varsa veya kolun üstüne bastığımız zaman cihazımızı başlatıyoruz. Burada da iki tane USB kısmı var. Şuradan göstereyim ben size. Belki parmağımdan dolayı gözükmüyor olabilir. Şöyle göstereyim. İki tane de USB kısmı var. Üstünde gene siyah hatlara hakim Xbox 360 yazısı var. Bu yan tarafı, bu da 120 GB gördüğünüz gibi üzerinde yazısı mevcut. Şu şekilde gösteriyorum size. Biraz tabii ki büyük bir yapıya hakim. Yer kaplaması var cihazın. Şuradan direkt bağlantısı, elektrik bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Burada da mazgallar var gördüğünüz gibi. Fan var. Cihazın nefes alıp vermesini sağlayan. Yani ısınmasını engellemek için HDMI bağlantısı var. Av girişi var. Normal standart tüplü televizyon. İnternet bağlantısı var. Ekstradan bir tane de USB bağlantısı oluşturulmuş. Burada gördüğünüz gibi seriyal numaraları, üretim tarihi, Xbox 360 konsolu yazıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir konsol. Evet, şöyle bırakayım bunu. Şu şekilde çayımdan da bir yudum alayım. Gördüğünüz gibi adaptör de burada.
Adaptör de bayağı bir yer kaplıyor açıkçası. Yani gördüğünüz gibi çok yer kaplıyor. Şunu şöyle yerine bırakayım. Cihaz hakkında bilgi verecek olursam arkadaşlar, cihaz teknik özelliklerine geçelim. 3.2 GHz frekansında çalışan 3 çekirdekli IBM PowerPC tabanlı sistem işlemcisi bulunmakta. Cihazın üzerinde 500 MHz gene saat frekansında çalışan ATI tarafından tasarım yapılan Exynos kod adlı grafik işlemcisi bulunduruyor. 512 MB GDDR sistem belleği var. 5.1 Dolby Digital çevresel ses desteği var. DVD okuyucusu mevcut üzerinde gördüğünüz gibi. High Definition desteği bulunmakta. 1080p'ye kadar firmware yaptıktan sonra desteği bulunmakta. 4 adet kablosu gamepad desteği var. Yani joystick gamepad desteği bulunmakta. 4 taneye kadar. Wi-Fi kablosu ağ bağlantısı aparat ile mevcut. PlayStation 3'teki gibi cihaza gömülü değil. Slim modellerinde var sanırım. 802.11 olması lazım. Onlarda ağ desteği mevcuttu. Slim modellerinde. Elite modelinde 120 GB sabit disk ve diğer Core ve Arcade modellerinde disk desteği yok. Yani eğer USB ile falan bağlantı yaparsanız o şekilde hard disk'e erişim sağlayabiliyorsunuz veya hafıza kendinize yaratabiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Slim modellerinde 250 GB disk desteği var. Bu arttırılabiliyor sanırım bildiğim kadarıyla. 500'de geçiyor bildiğim kadarıyla. Ve 120 GB ileriki tarihlerde satılmaya başlanı. Arcade'da bildiğiniz gibi önceki beyaz modellerde, bende beyaz modelde vardı. 2009 yılında almıştım, kullanmıştım. Hiçbir sorun yaşamadım ama o modellerde bazı sıkıntılar mevcut oluyor. Cihazda aşırı ısınmadan kaynaklı. Şöyle söyleyelim. Üç kırmızı ışık sorunu oluyordu. Xbox 360 Elite'de bu tamamen giderilmiş durumda. Xbox 360 Microsoft cihazın içinde oluşan aşırı ısınmanın önüne geçebilmek için konsolun soğutma sistemini yeniden düzenliyor ve elden geçiriyor. Bu versiyonda Xbox 360 Elite'de piyasaya tekrardan sunuyor. Düzenleyip tekrardan piyasaya sunuyor. Yapılan iyileştirme son kullanıcıya daha iyi anlatılabilmesi için 20 GB'dan 120 GB'a çıkartılıyor. Rengini de siyah yapıyorlar. Tabii daha ağır, daha hoş bir renk sağlıyor. Siyah. Yani daha bir asil, daha asalet. Bir de renklerin psikolojik etkisi olduğu için daha iyi siyah rengi. Her zaman siyah rengi daha bir ağırlığı vardır. Daha iyi gösterir. Bir ağırlık katar bulunduğu her şeye. Yapılan iyileştirme işlemcinin anakarta bağlantı noktalarına yüksek ısı nedeniyle deform oluyordu. Arcade modellerinde, beyaz modelin. Bu sorun ortaya çıktıktan sonra 3 kırmızı ışık. Ekranda 3 tane kırmızı ışık oluyordu. Şu kısımda 3 tane kırmızı ışık meydana geliyordu. O zaman işte cihazımız sıkıntıya giriyordu. Ortadan onu kaldırıyorlar tamamen. Grafik konusuna gelirsek Xbox 360'ın grafik kalitesi gerçekten PlayStation 3'e göre daha iyi. Yani ben bunu tüplü televizyonda da test ettim. HDMI bağlantısı olan HD televizyonlarda test ettim. Full HD olan 1080p televizyonda da görürsünüz. Bütün televizyonlarda gerçekten o farkı alırsınız. Şöyle bir fark var. Daha kaliteli görüntü, daha detaylar var. Bunun sebebi de yani zaten bu Xbox 360'ın grafik kalitesi PlayStation 3'e göre daha iyi oldu. Uzman ve profesyonel birimler ve kişiler tarafından test ediliyor. Kabul ediliyor, kabul görüyor. Bunun nedeni ise Xbox 360'ın DirectX benzeri bir yapı kullanması. Bu yüzden de Xbox 360'da ayrıntılar kadar daha iyi ayrıntılara kadar programlayabiliyor programcılar, grafik tasarımcıları. Ayrıca PlayStation 3'ün RAM'inin büyük bir kısmı Blu-ray'e ayrıldığı için biraz daha yavaşlama, birazcık daha eksikliği hissedebilirsiniz. Şunu söylemem gerekirse, yani bence benim görüşüme göre iki cihaz arasında da artılar var, eksikler var. Yani PlayStation 3'te Blu-ray vardır, nasıl diyeyim, Wi-Fi desteği vardır, adaptörü yoktur. Bu artılardır bu cihazın. Xbox'ın da kendine göre eksileri vardır. Xbox 360 Elite ile PlayStation 3 arasındaki farkları sıraladık. Artıların, eksilerin olduğu hakkında bilgileri sizle paylaştık. İki cihaz hakkında da şunları söyleyebilirim. PlayStation 3'ün de artılar var, eksileri var. Xbox'ın da artılar var, eksileri var. Herkesin zevkine göre
düşüncesine göre, bakış açısına göre kullandığı cihazlar vardır. Yani PlayStation 3'ü sevenler PlayStation 3 ile vakit geçirirler. Xbox'ı sevenler Xbox ile vakit geçirirler. Ama şunu belirtmemde fayda var. Xbox 360'ın görüntü kalitesi PlayStation 3'e göre gerçekten daha iyi. Bunu kendim de gözlemledim. Bütün TV'lerde test ettim. Gerçekten grafik kalitesinde daha büyük bir ayrıntıya sahip. Xbox 360 bunu fazlasıyla başarabiliyor. Bakıyorsunuz oyun aynı oyun ama grafiklerde farklılık var. Daha ayrıntıya girilmiş. Nasıl diyeyim, gölgelendirme olsun, detaylar olsun, efektler olsun, bulanıklık efektleri. Yani bir grafik tasarımcı gözüyle baktığım zaman, grafik tasarımcı gözüyle incelediğim zaman gerçekten arada büyük farklar oluyor. Çok büyük farklar olmasa da daha büyük keyif alıyorsunuz. Yani Xbox 360 bunu fazlasıyla başarabiliyor. Cihaz hakkında şunu söyleyebilirim. Ek aparatlarından da bahsedeyim son olarak sizlere. Ek aparatlara Kinect desteği mevcut. Gamepad olmadan oynama desteği var. HD DVD driver. Bu sayede HD film izleyebiliyorsunuz. Direkt DVD, normal DVD sürücünün haricinde, harici olarak HD DVD driver kullandığınız zaman kumanda desteği var. Cihazınızı uzaktan kumandayla televizyondaki gibi kontrol etmenizi sağlıyor. Bu da sanırım film izlerken işinize yarıyor. Messenger kiti var. Onu da direkt şu kısma taktığınız zaman oradan destek alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bağlantı kabloları var. Cihazın, öncelikle şunu söyleyelim, işte cihazın adaptörünü inceledik. Tabiri caizse ona tuğla dedik. Yani tuğla büyüklüğünde neredeyse, gördüğünüz gibi. %25'lik kısmını kaplıyor. Bağlantı kabloları var. Tüplü televizyonlar için bağlantılar var. HDMI bağlantı kablosunu inceledik. Ses sistemi için bağlantı kablolarını inceledik. Son olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten Xbox 360 iyi bir oyun konsolu. Yani hem yıllarca kullandım, hem test ettim. Bir sürü oyun bitirdim. Gayet kullanışlı, iyi bir cihaz. Cihazın birazcık daha kibar tasarlanması gerçekten iyi olabilirdi. Yani bu incelememi yapmamdaki en büyük sebeplerden birisi bu cihazla hatıralarımızın olmasından dolayı. Eminim ki herkesin bir hatırası vardır. Artık bu cihaz da yani retro oldu gibi bir şey. Eski bir cihaz. Ya, klasikleşme yolunda gidiyor. Adım atıyor. Yani kiminin PlayStation 3'ü vardır. Kiminin PlayStation 4'ü vardır. Hatta kiminin PlayStation 1'i vardır. PlayStation 2'si vardır. Belki bu video yani PlayStation 5 çıktığı zaman da izlenir ama bu kişinin kendi zevkine ve bakış açısına göre değişir. Bunlara saygı göstermek gerekir. Bunun zenginlikle veya fakirlikle alakası yok. İsterseniz şu anda PlayStation 4'ünüz olsun, PlayStation 5'iniz olsun fark etmez. İnsan bundan keyif alır. Yani ben PlayStation 1 oynarken bile keyif alıyorum. PlayStation 1 oyunlarını bile oynarken keyif alabiliyorum. Arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Xbox, Microsoft firmasının Xbox 360 Elite 120 GB'lık modelini inceledik. İncelememizi yaptık. Değerlendirdik. Hakkında konuştuk. Yüreğimizden geçtiğince, dilimizin döndüğünce bir yandan çayımızı içtik, bir yandan sizle hoş sohbet ettik. Ürünü inceledik. Şunu söyleyeyim, yürekten söylüyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Sizlere saygılarımı sunarım. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer size bir şeyler anlatabildiysem, biraz bilgi verebildiysem anladığım kadarıyla benim için büyük bir şeydir. Hepinize saygılarımı sunarım. Görüşmek üzere.